Cemre iyi oldu geldi. Ben de seninle konuşacaktım. Neyi konuşacağız Serkan? Tuna'yı nasıl kovduğunu mu? Neden bahsediyorsun ya? Ne alakası var? Annem Tuna'yı işten çıkarmış. Nasıl bir his Serkan? Rahatladın mı? Hıncını aldı mı? Mutlu musun şu anda? Cemre ben annemden böyle bir şey istemedim. Neden kovuldu o zaman? Annene bir şeyler anlatmışsın. O da çocuğu işten çıkarmış. Önce döv çocuğu sonra işinden çıkar. Ya Serkan sen bunu nasıl yaparsın? Resmen çocuğun ekmek parasıyla oynadın ya. Hay Allah ya. Sen yine Tuna için üzülmüşsün. Ha? Sen eve al yeniden. Hem böyle senin yanında gözünün önünde dizin dibinde olur. Bu şekilde de özlememiş olursun mesela Tuna'yı. Ha? Nasıl olur? Ha Cemre? Nasıl olur? Kime diyorum ya? Nasıl olur? Serkan yeter ya. İğrençleşme artık. Vallahi Tuna akıllı adammış ya. Delireceğim gerçekten. Ne yaptı ne etti bizi birbirimize düşürdü. Serkan ne olur sus artık ya. Ne olur Tuna da benden sıkıldım ya. Sıkıldım yeter artık. Ya benim Tuna'ya karşı en ufak bir ilgim yok. Yok anladın mı? Bıktım beni haksız yere suçlamandan. Yeter ya. Ben böyle devam edemem Serkan. Yapamam ben böyle. Ben ayrılmak istiyorum ya bitti. Ayrılmak istiyorum ben. Öyle mi? Tuna yüzünden terk ediyorsun yani ha? Evet. Bitti Serkan. Yoruldum. Yeter ya hala Tuna diyorsun bana. İyi tamam. Öyle olsun. İyi. İyi tamam. Bu sebepsiz ayrılıkta ne bir kurtaran ne de kaybeden olamadım. Bir güvensen aslında gece bitmeden gün doğmadan yanındayım. Yapma ne olursun gün olur devran döner unutulursun. Hala susuyorsun bir adım atmıyorsun. Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma. Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Beni har vurup harman savurup durma. Beni olmadığım bir adam yerine koyma. Yapma. Bak bu sonsuzluk simgesi. Birbirimize bağlılığımızın en güzel ifadesi bu bence. Ama hiç çıkarmayacaksın, tamam mı? Tamam. Sessiz.